Dostlarım selamlar hoş geldiniz umarım iyisinizdir diyeceğim arkadaşlar ama ben sizi anlıyorum çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Bu arada biraz e, sesim kötü gelebilir arkadaşlar biraz rahatsızım hastayım o yüzden şimdiden sesim için e, kusura bakmayın arkadaşlar kanayan yaramız e, bitmek bilmeyen çilemiz E futbol 2022 hakkında biliyorsunuz arkadaşlar geçen haftalarda geçen aylarda birçok kere güncelleme ile alakalı bilgi geldi arkadaşlar ve dediler ki işte biz Kasım ayında e, biz bu sorunu düzelteceğiz Kasım ayında e, update güncellemesi yapıp arkasından maklaba çıkaracağız gibisinden söz verdiler dostlar ve gün geçmiyor ki konamiden yine bir özür mesajı gelmesin yine bir güncelleme e, erteleme mesajı gelmesin dostlar bugün herkes e, pes kullanıcıları bir sabah böyle buhranla kalktılar yani çok trajikomik aslında arkadaşlar. Yani ben çok fazla bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında ama gerçekten çok trajikomik bir durum bu artık. Ee, yani alay konusu oldu artık oyun arkadaşlar. Yani oyunluk, oyunluktan çıktı artık. Zaten oyun değil de şu anda. Oyunluktan çıktı artık abicim. Alay konusu oldu şu anda. Dünya gündeminde yani pes bitti. Yani pes'in artık ruhuna fatih arkadaşlar. Ya aslında bu saatten sonra arkadaşlar çok da fazla yani üzerinde konuşulacak bir durum yok açıkçası. Ne diyeceğim bilemiyorum bu konu hakkında ama e, yani Konami bir güncelleme yapıyor. Arkasına e, özür mesajı yayınlıyor ve erteleme mesajı yayınlıyor. Arkadaşlar, e, çok fazla laf uzatmadan hemen konuya gireceğim. E, bildiğiniz gibi eFootball 2022 ile eFootball 2022 Mobile eee ertelendi arkadaşlar. Yani iptal şu anda oyun falan çıkmıyor dostlar. Bunu bir kenara yazın ve oyunun şu anda tahmini çıkış tarihi arkadaşlar ee, 2022'nin ilk baharında yani işte onda da tarih yok bakın altın çiziyorum tarihi yok nisan mayıs olabilir o tarihlerde arkadaşlar e, gelmesi bekleniyor ve bugün arkadaşlar geliştirici ekibi tarafından e, sorunlar paylaşılmış arkadaşlar bakın burada yani bugünkü güncellemede arkadaşlar bunları bunlar yaptık diyor adamlar. Yani biz aslında çok bir şey beklerken oyundan adamlar aslında ufak tefek hataları böyle gidermişler. Benim anlamadığım şu oldu aslında arkadaşlar bakın. Burada güncelleme dosyası adı altında bir böyle belge sunmuşlar. Yani böyle ferman gibi. Bakın görüyor musunuz? Yani gerçekten bu oyunun bu kadar hatası olduğunu siz bilmediniz mi ya? Hani bunu öğrenemediniz mi abicim ya? Bakın şuna bakar mısınız? Yani arkadaşlar oyun şu anda hazır değil abicim yani oyun şu anda berbat. Yani demo bile değil aslında arkadaşlar. Demo'nun da bir hatırı gururu var değil mi? Şu anda demo ile alakası yok arkadaşlar bu oyunun yani. Bakın şu anda bu oyun bozuk abi. Bu oyun, oyun değil. Anlatabildim mi? Yani hani bu hatırlarsanız bundan 2-3 ay önce hani bir şey yapmışlar da böyle. Beta yayınlamışlardı ya e Football 2022 Beta. Aslında bu Beta'nın devam arkadaşlar. Bu oyun değil. Bunu hepimiz bir artık kabullememiz lazım. Ve arkadaşlar şunu ben anlamadım. Adamlar ee, tamam demişler ki işte bunlar bunlar biz hataları bulduk. Yaptık demiyor bakın. Yaptık demiyor. E, devam ediyoruz diyor bak çalışmaya diyor. Yani biz bunları gidermeye çalışmaya devam ediyoruz diyor arkadaşlar. Daha adamlar yapmamış hiçbir şey. Yani demek ki ciddi bir sorun var şu anda oyunda Ciddi bir kitle kaybı var arkadaşlar. Bunu az çok da görmüş oldular Konami ekibi. Yani diyor ki adamlar. Evet bunlar bunlar var diyor. Ve bunları biz diyor daha düzelteceğiz diyor. Bakın bize diyor biraz daha zaman verin diyor. Hani özür diliyoruz sizden diyor. Abicim. Bakın yani iki yıldır pandemi falan girdi araya. Hadi neyse. İnsanlar sabır etti. Biraz da hani böyle eee. Mesela Messi'nin ilk andaki, hatırlıyorsunuz değil mi görseli şeklinde, hani böyle Andrei Langella işte yaptık, işte e, Messi işte böyle gerçek gibi, işte Iniesta'ya falan Pique'ye falan böyle işte cihaz falan taktılar ya Hepsi yalan abi onların, hepsi gerçekten yalan yani Ben inanmıyorum gerçekten hani bu kadar uzun sürdüğüne bu olayın Yani ne diyebiliriz ki arkadaşlar Gerçekten şu anda çok trajikomik bir olay aslında yani PES'in bir gururu var arkadaşlar. Hani gerçekten pesinde bir gururu var. O şu anda alay konusu oldu arkadaşlar. Yani işte çoğu kitle FIFA'ya geçti. Çoğu kitle bıraktı oynamayı. Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten şu anda ne desek Konami'ye boş. Adamlar ee, diyor ki işte biz diyor sizden işte özür diliyoruz. Ve ileriki tarihlerde işte şunu şunu yapacağız diyorlar. Ama ortada bir şey yok arkadaşlar. Yani bir elimizde tutulacak bir durum yok yani. Burada da arkadaşlar şundan bahsediyor. Bu sabah e, PC kullanıcılar için e, böyle bir duyuru geldi. Bilmiyorum, PlayStation tarafında şu anda bilgim yok ama ben de aldığım için PC'den arkadaşlar Steam kullanıcılar için diyorum özellikle. E, aldıkları işte Premium Player pack paketi var ya dostlar, bunu geri iade verdiler size. Yani diyor ki Konami, ben de 11 Kasım'da oyun çıkartmayacağım, oyunu şu anda erteledim ki ortada zaten oyun yok e, alın diyor size diyor paketi geri iade ettim diyor. Yani bu kadar aciz bir artık firma du duruma düştü Konami. Ee, Steam'deki arkadaşlar kullanıcılar bugün sabah itibariyle hesaplarında e, almış oldukları paketin parasını geri gördüler. Bunu arkadaşlar aslında hani insanlara oyun severlere bir özür mahiyetinde sunmaları gerekirken adamlar da böyle yüzsüzlük gibi adamlar bir özür daha yaptılar ve dediler ki Abicim oyunumuz iptal şu anda. Bizde oyun yok. ertileceğiz. Konami kendi ayağına sıktı aslında burada. E, hala da sıkmaya devam ediyor. Ve arkadaşlar şundan bahsedeceğim ben size. Neredeydi? Bir dosya vardı. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şuna bakın. Yani bakın. Buradaki aslında şu güncelleme hani vardı da, bugünkü yapılan 9.1.0 güncelimesi arkadaşlar. Ben oyuna Bugün girdim yani 2 maç attım 2-3 maç attım arkadaşlar oyunda sadece bakın şunu diyeceğim size bir tık oyun bir tık hızlanmış bir tık da sanki böyle paslar hızlanmış gibi geldi ama hani bu eskiye nazaran çok da iyi aman aman hani bir günceleme değil aslında arkadaşlar sadece ufak tefek böyle hatalar giderilmiş işte çarpmalar vesaire vesaire falan bunlar giderilmiş arkadaşlar ama onun dışında gameplay ile alakalı geniş detaylı olarak bir günceleme yok arkadaşlar. Onu size belirteyim. Ee, şu da var arkadaşlar. Mesela biliyorsunuz geçen haftalarda bili e konu bir şey yapmıştı hatırlıyorsunuz. Bu hani anket yapmıştı. Pes kullanıcılarına bir anket sunmuştu ya 108 soruluk muydu? 180 soruluk mu Böyle bir soru vardı galiba. Hatırlamış hatırlarsınız. Arkadaşlar oradaki kullanıcıların e yorumlarına istinaden böyle bir e karar almışlar ve. Onların yorumuna dayanarak arkadaşlar bu hataları giderip bulmuşlar. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeceğim ben size dün itibariyle görmüştüm ben de. E, pes 2021'de maçtayı açılmış dostlar bilginiz olsun. Zaten e-futbol 2022 tutmadığı için ve online oynanmadığı için, e, Michael zaten çıkmadığı için dostlar dediler ki hani biz böyle 5-6 ay daha böyle bekleyelim arkadaşlar millet oyalansın orada pes 2021'de falan maçta da ile takılsınlar gibisinden böyle bir şey yapmışlar dostlar bilginiz olsun. Yani pes 2021 oynamak isteyen arkadaşlar maçta oynayabilirler, Gönül rahatlığıyla. Orada şu an bir sıkıntı yok dostlar. E futbol tarafına baktığımız zaman e 6 ay daha beklememiz lazım. 6 ay sonra ne olacak dostlar? Onu da bilmiyorum ben. Yani <laughs> yani çok artık arkadaşlar ya sinirden gülüyorum şu anda gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Yani yaptığımız o kadar haber, o kadar işte e bekleyiş heyecanlı bekleyiş, işte bilgiler, işte vay efendim şu olacak, vay efendim bu olacak, vay işte oyun böyle çıkacak, vay işte Unreal Engine çıkacak, Messi böyle olacak, işte şöyle falan. Abi hepsi hikaye. Elde var sıfır. Ya ben şundan korkuyorum mesela dostlar. Bak samimi söylüyorum ben size. Ee, bakın demedi demeyin. Bunu da bir kenara yazın. Şimdi Konami dedi ya hani biz işte 2022'nin ilk baharında biz bu oyunu çıkartacağız. Abi bakın o gün gelecek tamam mı? işte Nisan, Mayıs ayıydı her neyse işte. Diyecekler ki arkadaşlar biz yine sizden özür diliyoruz. <laughs> bir günceleme duyurusu da yapacağız. Bu güncelememiz Eylül, Ekim'de falan çıkacak gibisinden artık <laughs> 2023'ü bulacak abi bu oyun. Yani öyle gözüküyor şu anda. Bakalım ailesi dostlarım. düşüncelerinizi yorumlara yazın lütfen dostlarım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekten. Gerçi çok fazla düşünecek bir durum yok ama e, yorumlarda belirtin dostlarım. Bahar ayında ne olacak yani? Bu hatalar giderilebilecek mi? Gerçekten merak konusu dostlar. Yani şu kadar adamlar böyle bir e, hataları yapmışlar. Yani 2 yıldır yapabildiğiniz tek şey bu muydu abicim ya? E, gerçekten çok şaşırtıcı. Hızla bakar mısınız abi ya? 2 sayfadan yayınlanmışlar. 2 sayfa yayınlamış adamlar ya. Ve arkadaşlar şunu diyor ya, adamlar her seferinde. Yani çok ilginçtir. e futbol 2022 e, ee, kullanıcılar tarafından çok beğenildi diyorlar mesela. Yalan abi. Çok sevildi diyorlar mesela. Yalan. Abi yani bir de mesela arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Geçenki videolarda ben size belirtmiştim zaten hatırlıyorsanız. Ben dedim ki MyClub dedim bak ertelenecek dedim size. Önceki videoları açın bakın. Dediğim zaten çıktı. Yani ben bekliyordum ki hani böyle bir ay falan ertelerler dedim ama. Yani sezon bitti abi. Hani 2022'nin Mayıs ayında versen ne olacak? Zaten lig bitiyor. Yani oyuncuların kondisyonları nasıl olacak? Hepsi C'ye mi gelecek bu adamlar? Zaten oyun bitiyor. Ya yani tüm oyunlar sonbaharda çıkıyor. Yazı zaten yenisini hazırlanıyor herkes. Yani Konami nasıl bir hamle yapacak bilmiyorum gerçekten dostlar. Şu anda herkes oyundan soğumuş durumda. Tamamen soğumuş durumda. Adamlar diyor ki siz bu oyunu oynamaya devam edin. Bahara kadar. Bahardan sonra bakarız diyorlar. 6 ay daha bekleyeceğiz dostlar. Şu anda ee... Yani oyun bu şekilde. Hani bu şekilde oynamaya devam edenler varsa etsinler oynasınlar ama yani çok da fazla bir şey yok zaten bu oyunda. Bu şekilde dostlarım. Yani ne diyelim. Kısmet dostlar hayırlısı olsun bakalım hakkımızda. Umarım bekleyişimize değer. 6 ay sonra bir daha görüşmek üzere. Zaten ben yine böyle ara ara haberler olduğu zaman video atacağım paylaşacağım dostlarım. Arada bazen böyle işte PES 2021 çekeriz ya da ne bileyim işte e-futbol 2022 çekeriz. Bakarız duruma göre dostlar. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.